Yazıklar olsun sana. Bu adam Efnan'ı kurtardım diyerek kendini kahraman göstermeye çalışmış bir zavallıdır. Bu kaçırılma olayından bizzat kendisi mesuldür. Ve bu adam asla bir payidar olamaz. Sen bir payidar değilsin. Ve hiçbir zaman olamayacaksın. Evet, olamaz, olamaz. Olamaz, olamaz. Olamaz, olamaz. Ya bir de kahraman dedik ya. Bir de kahraman. Dolandırıcı taktikler ya. Katil mi? Böyle böyle. Böyle bir şey gördünüz mü? Var olsun. Bir de öyle. Nasıl kaldı? Nasıl uyanamadı ya? Nasıl uyanamadı ya? Nasıl uyanamadı ya? Nasıl uyanamadı ya? Kaçtı, kaçıyor bir de. Tatile mi? Aksu'da. Aksu'da. Doğru olabilir mi bu dediklerim? Ben... Benim bir oğlu daha olduğunu biliyordum. Bunu bilmiyordum. Hala, sen bunca yıldır biliyor muydun bunu? Kenan olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordum. Kenan. Seni kaçıran Kenan mıydım? Ben gitmem lazım. Bütün bunları yapmış olabilirken sen... Aksude. Aksude. Aa, ben iyiliğim. Sakin ol, sakin. Nasıl sakin olayım? Sakin ol, her şey düzelecek. Geçecek. Geçmeyecek, geçmeyecek. Geçecek, maksumluk yapma. Sakin ol. Maksude, Maksude. Allah, sen Maksude'yi eve götür, ben babamın yanına gidiyorum, tamam? Hadi eve gidelim. Hadi eve gidelim. Nereye kaçarsan kaç, hangi deliğe girersen gir fark etmez Kenan. Yolun sonu geldi artık. Aziz. Sen nasıl bir adamsın lan? Evimize, ailemize girdin. İçimizden biri oldun. Aynı masaya, aynı sofraya oturduk. Aile olduk. Aile mi? Ben hiçbir zaman o aileye dahil olmadım Aziz. Ve sen bunu sürekli benim yüzüme vurdun. Aile olmakmış. Aile olmayı bırak, senin gibi olamadığımı bile defalarca söyledin bana. Küçücük bir çocukken veya bugün erişkin bir adamken ben o aileye dahil olamadım. Hak ettiğim soyadı da alamadım. Neyin peşindesin Kenan? Kardeşim olduğun yalanını söyleyerek eline geçecek. Yalan mı? Keşke yalan olsaydı. Hayatımda canımı bu kadar acıtan bir hakikat daha olmadı. Edip Payidar benim babam. Babamın adını ağzına alıp aile şerifimizi kirletme. Edip Payidar bizim aile şerifimizi ayaklar altına serdi ama... bana gebe olduğunu öğrenince annemi kapının önüne attı çöp gibi. Bugüne kadar neredeydin? Niye sustun? Niye sustum biliyor musun? Belki bir gün gerçekten sen, ben gerçek bir abi kardeş oluruz umudu taşıdım biliyor musun? Yalan söyleme. İnanmak da inanmamak da sana kalmış. Ama gerçek bu ve asla değişmeyecek. Bu sebeple mi özamcanı öldürmeye kalktın? Ulan ben Efnan'ın yüzüne bakmaya kıyamazken, saçının teline zarar gelecek diye geceleri uyuyamazken sen onu benden koparmaya kalktın. Bu mu senin kardeşlik umudun? Ben yalnızdım Aziz. Tek başıma dişimle tırnağımla kazıyıp kazandığım her şey avucumdan gidiyordu. Mecbur kaldım. Yok olacaktım. Mecbur kaldım. Yalan söylüyorsun. Ama ben böyle olacağını biliyordum. Böyle olacağını biliyordum. O yüzden sana söylemedim yıllarca. Efnan fikrimi değiştirdi. Ne demek istiyorsun sen? Efnan'a söyledim.
Aziz beni kardeşi olarak kabul etmeyecek dedim. Efnan biliyor muydu? Biliyordu. Aziz! Bu tarafta! Dur kaçma! Efnan, sen bunu söylediklerini biliyor muydun? Aziz, ben sana kendi anlatsın istedim. Kendi anlattı zaten. Aziz. Nerede bu? Buradaymış herhalde. Hayır, koşun, uzaklaşacak. Hadi. Affetmeyeceğim mi? Az yemin olsun ben bu işlerin buraya geleceğini tahmin edemedim. Böyle olacağını bilsem hiç yapar mıydım? Amcanın canına kastettiğini bilsem. Sen olacakları düşünemedin diye biz seçimi kaybettik Efnan. Seni kaçıran, amcamı öldürmeye çalışan adamı koruduğun için bu şehrin bağımsızlığı tehlikeye girdi. Aziz, ben sana Kenan beni kaçırdı desem sen kardeş katili olurdun. Ben ikinizin de iyiliği için yaptım bunu. Olmadı ama. Üstelik de herkese kötülük yapmış oldun. Sırf bu yüzden bunca emek, bunca mücadele boşa gidebilir. Bilemedim Aziz. Allah canımı alsın, bilemedim. Efnan, Kenan seni kaçırdı. Seni hapsetti. Beni seninle vurmak istedi. Kalbimle, canımla. Sana zarar verebilirdi. Aziz, vermedi ama. Ya verseydi? Ne yapacaktım ben o zaman? Nasıl yaşayacaktım? Özür dilerim.